Arkadaşlar hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün Lefebvre Diyalektik Materyalizm okumalarında 9. haftamıza geldik. Ve yavaş yavaş ikinci bölüme, kitabın ikinci ve son bölümüne, İnsanın Üretimi başlıklı bölümüne başlıyoruz. Bu bölüme başlamadan önce, önceki haftalara dair aslında genel bir soru geldi Rabia'dan, Rabia yazardan. Onunla aslında başlayabiliriz. Hegel'de kavram öğretisi, Hegel'de kategoriler ve bütünlük ve Lukács'ın, Lefebvre'nin, genel olarak Hegelci Marksistler diyebileceğimiz o grubun bu bütünlük, kavram gibi şeylere, terimlere yaklaşımı arasındaki benzerlikler, farklar nelerdir diye bir soru gelmişti. Onunla başlayalım aslında, hem önceki haftalarda gördüğümüz bazı konuları da bir tekrar etmiş oluruz. Şimdi Hegel'de mantık biliminin 3 bölümü vardır. Sırasıyla varlık öğretisi, öz öğretisi ve kavram öğretisi. Hegel'den bahsettik sık sık. Yani pek çok şeyde alanda kullandığı. En genel unsurlardan başlar. Burada mesela en genel varlık kategorilerinden başlar. Varlık öğretisinin konusu aslında budur. Ondan sonra bu en genel tekil kategoriler arasındaki ilişkileri, karşılıklı ilişkileri tespit eder. Öz öğretisine tekabül ediyor mesela bu mantığın silsilesinde, sistematiğinde. Ondan sonra bu ilişki içine soktuğu unsurları, burada kategorileri, bir bütünlük içine yerleştirir. Kavram öğretisinde de tam da bunu yapar. Şimdi tabii bütünlüğün Hegel için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Daha ilk dönem yazılarından itibaren işte Fichte ve Schelling felsefeler arasındaki farkı incelediği o meşhur fark yazısından itibaren mesela hakikat bir bütündür, gerçeklik bir bütündür der. Hegelci Marksistler için bunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Lukács'ın tarih ve sınıf bilincinde en çok ele aldığı konu bu bütünlük. Hani birbirinden ayrı görünen unsurların ya da tekil görünen bireylerin aslında bir bütünün, dinamik bir bütünün parçası olduğu. O yüzden tahmin edebileceğimiz gibi Hegel'in bütünlük kavramını merkeze koyduğu bu mantık biliminin üçüncü kavram öğretisi bölümü bu Marksistler için de önemli olacak. O zaman burada tekrar o soruyu sormak gerekiyor. Hegel'in bu bütünlük, kavram ve kategoriler arasında kurduğu ilişki ve Lukács, Lefebvre gibi Marksist yazarların yine bu bütünlük, kavram, kategoriler arasında kurduğu ilişki arasındaki farklar neler? Şimdi Lukács, Lefebvre gibi yazarlar için, materyalist yazarlar için diyelim, mesele somut gerçekliğin karmaşıklığından, içerikten diyelim buna, bütüne dair soyut kategoriler üretmek. Yani bizim bilincimizin dışında kategori diye bir şey yok ama bir somut gerçeklik var. Somut, dinamik, işte bir gerçeklik. Bu aynı zamanda bir bütünlük teşkil ediyor. Ha biz bu gerçekliği değerlendirerek, o gerçekliğin ilişkilerini kurarak, onu bir işte bütünlük içinde analiz ederek, buna adlar koyarak kategoriler üretiyoruz. Yani somut gerçekliğin bütünlüğü biz yoksak da var ama ona dair kategorileri, kavramları biz üretiyoruz. Hegel'in farkı buradan kaynaklanıyor. Kavram öğretisine baktığımızda mesela bunun ilk uğrağı öznel kavramdır. Aslında Hegel öncesi mantığa tekabül eden bölüm bu. Yani biz insanların türettikleri bütünleyici, ilişki kurucu işte soyut kavramlar. Ondan sonra Hegel pek çok başka yerde yaptığı gibi bunu genişletir. Nesnel kavramdan bahseder mesela, burada birdenbire doğal olaylar, doğal olayların işte bütünlük teşkil etmesi gibi konulara bir geliriz. Ondan sonra da idea başlığı karşımıza çıkar. Bu sefer her şeyin bütünlüğü idea, yani yine bir zihinsel ideal kavram altına yerleştirilmiş. Yani Hegel böylece kavramları, kategorileri bizim bütünlüğe verdiğimiz, bizim somutluğa verdiğimiz adlar olmaktan çıkarır, bütünlükle özdeş hale getirir. Yani kategori, bütünlük, içerik arasında bir özdeşlik kurar. Onunla da kalmaz. Biliyorsunuz işte mantık, onun son bölümü işte kavram öğretisi, onun son alt bölümü idea, oradan doğa felsefesine geçecek. Ve doğa felsefesine başlarken bu felsefi bilimler ansiklopedisinde doğa ideanın başkalaşmasıdır diye bir söz edecek. Yani Marksistler
kategori Marksistler için kategori bizim somutluktan türettiğimiz soyutlamalar. Hegel için kavram, idea veya kategori doğanın bile bir çıkış noktası. Son olarak şunu da söyleyip esas konumuza geçelim. Şimdi, kategoriyi somut gerçeklikten biz insanların türettikleri şeyler olarak görmeyip de varlığın bütününü kategori olarak görmek aslında çok eski bir tavır. En eski filozoflardan itibaren işte Presokratikler, Platon, Aristoteles, Hint metafiziği pek çok benzer şey, görüşe rastlarsınız. İşte varlık olarak varlığı incelemek mesela metafizik yapmak en başta kategorilerle, kavramlarla konuşmaktır ve varlığın bizatihi kendisi aslında bir kavramsal gerçekliktir. Somut olmadan önce hatta işte somutun türediği bir soyutluk vardır diye anlatır pek çok metafizikçi işte Aristoteles'ten şeye kadar İbn Sina'ya ve de daha sonrasına. Günümüzde de tabii bunun uzantıları var. O bütünlükle şeyle en genel anlamda ontolojiyle kavramı birleştirmek gibi. Tam da bu nedenle ontoloji yani varlığı ele alan felsefe dalıyla metafizik çok iç içe geçmiştir. Materyalist bir ontoloji yapma çabası da her zaman bir burun kıvırmayla karşılaşır. Yani baskın olan idealist metafizik ontoloji şeyleri, ontoloji adına çalışanlar zaten materyalist bir ontoloji olmayacağını söyleyeceklerdir. Eninde sonunda işte bir gelenekte hep bu kavramlardan türediği için bu varlık kategorileri. Pek çok materyalist için de zaten ontolojiyle uğraşmak bir tür idealizme, metafiziğe sapmak olacaktır. Ama bunun mümkün olduğunu bence işte Lefebvre'de, Olgun Lukács'ta, pek çok başka yazarda göstermeye çalışıyor. Biraz aslında bu konulara da girmeye çalışacağız bu ikinci bölümü incelerken. Çünkü ontoloji dediğimizde dediğimiz gibi işte varlığı ele alan felsefe dalı. Bunu her zaman metafizik bir tarzda yapmanız gerekmez. Çünkü ontoloji farklı ontoloji varlık alanları arasındaki ilişkiler ve bunların bütünlüğünü ele alan bir felsefe dalıdır. Ve siz bir insani alan, doğal alan ve insanın doğanın ötesinde tanrısal veya işte başka nasıl adlandırın böyle bir alan tarif ederek bir ontoloji yapabilirsiniz. Ama yalnızca insani ve doğal alanların ilişkisi ve bütünlüğü üzerinden de bir ontoloji kurmanız ve doğaüstü alanı, tanrısal alanı dışta bırakmanız da mümkündür. Bu da bir tür ontoloji yapma tarzıdır. Lefebvre'in de işte ontolojik şey toplumsal varlığın ontolojisinde Lukács'ın da yaptığı aslında bu tür bir materyalist ontolojinin de gerekli olduğunu bize anlatması. Abi bu bize neyi sağlıyor? Mesela empirik gözlemlerle sınırlı bir felsefeye mahkum olmadığımızı gösteriyor materyalizmde. Yani doğayı düşünmek mümkün, toplumu bir bütün olarak düşünmek mümkün. Toplum nedir, insan nedir, doğayla bunun ilişkisi nedir gibi genel sorular sormamızı mümkün kılıyor böyle bir ontolojik yaklaşım. Ve bunu metafizik dolayımından geçmeden ama metafizikte tabii ki verimli bir diyaloğa da girerek yapmamız da mümkün oluyor bu şeyle. Bu gözle. Şunu da söyleyerek bitireyim. Hani bu ontoloji ile metafizik bazen öyle bir karıştırılır ki sosyal medyada bazen rastlarız işte hepimizin metafiziğe ihtiyacı var. Neden? İşte varlığı genel olarak ele alabilmek için. Neden? Metafizik zaten varlığı inceleyen felsefe dalı değil mi? Hayır. Şimdi burada bir etimolojik tartışmaya girmeyeceğim. İşte ontoloji kavramı tamam bizim kullandığımız anlamda 17. yüzyıldan beri kullanılıyor. Ama metafizik kavramının nelerle yüklü olduğunu biliyoruz. İşte o tamam Aristoteles'in eserlerinin tasnifiyle alakalı bir adlandırmadır. Ta meta ta physica yani fizik kitabından sonraki yazılar aslında tam anlamıyla çevirirsek metafiziğin şeyi. Ama hızlıca bu anlamdan çıkmıştır ve fizik dünyanın, fizik varlık alanının ötesini ele alan bir varlık incelemesi anlamında kullanılmaya başlanmıştır daha ilk çağdan itibaren. Yani bizim varlık üzerine düşünürken doğanın ötesine geçme, doğanın kökeninde yer alan bir zihinsel gerçekliği aramak gibi bir zorunluluğumuz olduğunu düşünmüyorum. Ben metafizik olmayan bir ontoloji yapmak, kurmak da her zaman mümkündür diye her zaman belirtmek lazım. O yüzden bir materyalistin de metafiziğe ihtiyacı vardır sözünü pek kabul etmek bence gerekmez. Ha, ontolojiye ihtiyacımız olabilir. Tabii ki ontoloji yaparken de metafizikçilerle de bir diyaloğa girip onların sorduğu soruları sormamız, bazen onların verdikleri yanıtları test etmemiz, bazen onlardan öğrenmemiz neden olmasın gerekir materyalizmi eğer uyguluyorsak şeyde felsefede. İkinci bölüm insanın üretimi başlığını taşıyor.
Yani diyalektik materyalizme önce diyalektik çelişki konusu üzerinden ele almış, bolca metodolojik açılım getirmiş, işte Hegel'den sol Hegelcilere, onlardan Marx'a uzanan bir işte şey çizmiş, hat çizmiş Lefebvre. Şimdi Marx'ın yine tabii katkılarından yine hareketle insan nedir, insan kimdir, işte insanın toplum içindeki, doğa içindeki yeri nedir? Bu soruya yanıt arayarak devam ediyor ve burada işte determinizm gibi pek çok soruya da yine yanıt vereceği sayfalar bizi bekliyor. 1844 el yazmalarına atıfla doğal bir varlık olarak insan verilidir diye başlıyor. Yani doğal bir varlık olarak insan. Çarpıcı bir başlangıç çünkü bize en başta insanın bir doğal, biyolojik bir varlık olduğunu anımsattı. Bu başlı başına tabii bir tavır alış. Kimi düşünürler vardır, insan ve doğa arasında bir tür kopukluk varsayarlar. Yani bir tarafta insan vardır, diğer tarafta doğal varlıklar vardır. İnsanı diğer işte doğada beraberce bulunduğu varlıklardan ayıran nedir? İşte zihindir, bilinçtir, bu gibi unsurlardır. Bununla mesela bütünüyle farklı hale gelir. İnsan diyenler vardır. İşte insan akıl sahibi, konuşma sahibi, logos sahibi. Diğer canlılar değil. İşte insanın bir özgürlüğü var. Doğada determinizm hakim gibi katı bir ayrım yapmak. Pek çok düşünürde rastlarsınız buna ama Marksist gelenekte de bunun izlerine rastlarız bazı durumlarda. Mesela en bilinen örnek Lukács'ın Tarih ve Sınıf Bilinci kitabı, 1923 yılında yayınladığı. Orada da insanın tanım gereği olmasa bile, bakın buna dikkat çekiyorum, tanım gereği olmasa bile en azından kapitalizm koşullarında doğadan neredeyse bütünüyle ayrışmış olduğuna dair pasajlara rastlarsınız. Şimdi Lukács genel olarak insana dair bir tartışmaya girmiyor o kitabında. Hatta arada geçerken söylediği şeylerden en azından mesela feodal dönemin sonlarına kadar insanın doğayla bir şekilde daha yakın bir ilişki kurduğunu, bir bakıma doğal bir varlığında olduğunu ima ettiğini anlıyoruz. Ama kapitalizmin gelişmesiyle beraber ne oluyor? Doğadan bütünsel bir kopuş gerçekleşiyor Lukács'ın oradaki eserine göre. Bu tabii sonraları çok tartışma yaratacak. Orada Lukács'ın aslında yapmaya çalıştığı şu bir metodolojik çaba. İnsan faaliyetlerini doğadaki olup bitene ya da işte doğadaki nedenselliği indirgemeyelim demek. Yani bir işte pozitivist bir bakış açısıyla insana bakmayalım. İnsan faaliyetinin özgürlüğünü bir merkeze koyalım. Yani tamamen doğaya tabi değildir insan. Mesela bazı 18. yüzyılın mekanik materyalistlerinin burada insan bir makine kitabının yazarı La Mettrie aklıma geliyor. Mesela onların söylediği gibi bütün her şeyimiz ve bu arada toplumsal davranış kalıplarımız da bizim işte bedensel salgılarımızdan, işte bedensel özelliklerimizin dışa vurumundan ibaret değildir. Başka şeyler de vardır demek. Ya da işte toplumdaki diyalektik doğal yasaların bir doğrudan uzantısı değildir demeye çalışıyor orada Lukács. Ama biraz hani çubuğu fazla mı büküyor desem, şirazenin topuzunu kaçırıyor mu desem, hani en azından kapitalizm döneminde insanın doğadan bütünüyle ayrışarak tamamen kendine has bir alan yarattığı iddia ediyor. Bundan zaten Lukács'ın kendisi de hızlıca vazgeçecek. 1930'lu yıllardan sonra hem doğa konusuna daha çok eğilecek, hem işte 1844 el yazmaları gibi Lefebvre'in de bolca atıf yaptığı kitapları da okuyarak Marx'ın daha farklı bir yorumuna doğru ilerleyecek ve tam da aslında burada çizilen çerçeve, Lefebvre'in çizdiği çerçeveye yaklaşacak Lukács'ta 1930'lardan itibaren. O da insan, evet, bir biyolojik varlık her şeyden önce. Süreç açısından kronolojik olarak baktığımızda, işte tarihsel olarak da baktığımızda toplumsal olmadan önce biyolojik bir varlık, insanın gelişim çizgisine baktığımızda. Ama zamanla bu biyolojik varlığının üzerine
Bir de toplumsal insani varlığı ekleniyor. Yani doğal biyolojik varlığını muhafaza ederek, ondan hiçbir zaman uzaklaşmayarak ona daha farklı bir şey ekliyor. Biyolojik varlık ekliyor. Bu önemli çünkü doğayı işledikçe biz, yani çevremizdeki, etrafımızdaki doğayı işleyip üretim yaptıkça insani bir alan yaratıyoruz. Giderek karmaşıklaşan ilişkilerimiz ortaya çıkıyor, kendi kurumlarımızı ortaya çıkarıyoruz, aletler yapıyoruz, ürünler ortaya çıkarıyoruz. Ama bütün bu faaliyetlerimizde bir yandan insani bir alan yaratırken kalıcı aletler, kalıcı eserler, kalıcı kurumlar, kalıcı kavramlar yaratırken doğanın parçası olmaya devam ediyoruz. İki anlamda. Bir yandan bedenimiz halen bizimle birlikte, kavramımızı da bu bedenle üretiyoruz, aletimizi de bu bedenle yapıyoruz. Bu alet bir çekiç de olabilir, bir işte yazılım da olabilir, fark etmiyor. Şey, düzey olarak farklı olsalar da bedenimiz, biyolojik şeyimizi koruyoruz. Bir yandan da tabii etrafımızdaki, bizim dışımızdaki doğayla olan bağlantıyı da koruyoruz. Yani doğal ürünleri işlemeye devam ediyoruz. Bunlar işte taş, toprak da olabiliyor, madenler de olabiliyor. Yine o yazılımı yazarken kullandığımız bilgisayarda eninde sonunda bir doğal maddeden yapılıyor. Lefebvre birkaç sayfa boyunca aslında bunu hatırlatacak ve bu sayfaları okuduğumuzda aslında yine hep Lukács'a dönüyorum çünkü burada gerçekten çok benzeşiyor ikisi de, yani olgun Lukács, yani 1930'lar sonrasının Lukács'ı diyelim ve Lefebvre'in burada yazdıkları, yani neredeyse Lukács'ın bir işte 20-30 yıl sonra üzerinde çalışacağı toplumsal varlığın ontolojisinde söyleyeceği şeyleri kelimesi kelimesine aynen söylüyor burada. Kaynaklar benzer tabii, 1844 el yazmaları. Çaba benzer Hegel'in ve Marx'ın işte materyalist bir gözleğinden okuma çabası. O yüzden bu benzerlik de anlaşılabilir. Doğrusu bilmiyorum Lukács Lefebvre okumuş muydu? Sanmıyorum ama pek atıf görmedim ben en azından bu eserine. Doğayla ilgili bazı tespitleri var. Doğa atıl değildir. Ya da doğa hali hazırda mevcut bir ruh ya da tin değildir. Bu da doğa hakkında söylenebilen şeyler. Şimdi doğayı zaten hareketle tanımlayan, yani onun atıl olmadığını söyleyen büyük düşünürler var. Aristoteles, Aristotelesci gelenek, işte büyük bir fizik geleneği gelişmiş. Doğa hareketlidir diyen, o tamam. Ama doğayı bilince sahip olmadığı anlamda şeyde, ölçüde atıl bir şey olarak kabul eden ve insan karşısında pasif bir toplama indirgeyen bir yaklaşım da var. Buna mesela karşı çıkıyor. Doğa hareketli bir bütündür. Yani insanın da hareketli bir varlık olduğunu biliyoruz. İnsanın da dinamik olduğunu biliyoruz. İnsanın kendi tarihini kendinin yaptığını biliyoruz. Demek ki bu açıdan insan ve doğa arasında bir karşılık kuramıyoruz. İnsan hareketli, doğa atıl. İşte insan aktif, doğa pasif değil. Ve aradaki burada hareketlilik, hareketsizlik ikileminin ayırıcı noktası bir tarafın bilinçli, diğer tarafın bilinçsiz olması değil. Doğada da kendince bir hareket var. Bu da aslında özellikle Darwin'den beri karşımıza çıkan bir şey. Hareketli doğa anlayışı. Darwin'in bu açıdan önemli bir düşüncede, bilimde devrim gerçekleştirdiğini 19. yüzyıl ortalarından itibaren pek çok kişi söyler. Ve bu arada Marx ve Engels de bu konuya çok önem verirler. Sabit bir doğa anlayışı yerine hareketli, atıl olmayan bir doğa anlayışı. Çünkü en de sonunda Aristoteles de evet doğada hareketi önemsiyor. Ama mesela türlerin çeşitliliğine, biyolojik çeşitliliğe baktığımızda bir tür atalet içinde hareket şeyini görüyoruz, anlayışını görüyoruz. Çünkü hali hazırda oldukları şekilde, şekilleriyle türler, hayvan türleri mesela, bitki türleri Aristoteles için var. Orada duruyorlar ve kendi sabit türleri içinde sınırlı bir hareket alanında hareketlerini gerçekleştiriyorlar. Darwin'le birlikte bütün bu farklı türler arasındaki geçişkenlikler, işte birinin diğerine dönüşümü, işte birbirleriyle karşılaşmalarından sonra nasıl farklı şeylerin ortaya çıkması gibi daha geniş anlamda bir hareket unsuru da doğaya katılıyor. Ve insandaki hareketin, dinamizminin tek kaynağı olmasa bile zemininin
doğada bulunduğunu da anlatmış oluyor burada Lefebvre. Tek kaynağı olmasa bile diyorum, çünkü her zaman bunu dikkate almak lazım. Süreklilik ve kopuş ilişkisine insan ve doğa arasında. Bir yanıyla insan doğanın bir parçası, bir yanıyla insanın hareketleri evet doğadaki bir zeminden ortaya çıkıyor ama bir diğer yanıyla da insan doğadan ayrışıyor, farklılaşıyor ve onu diğer doğa canlılarından ya da işte diğer doğa varlıklarından farklı kılan unsurlar da var. O yüzden evet doğa da hareketli. İnsan da bu doğal hareketliliğin zemininden yükselerek kendi hareketini yapıyor ama insan hareketinde doğadaki harekette olmayan bazı unsurlar var. İşte pek çok şeyi burada sayabiliriz. Birazdan bahsedeceğiz. En başta üretimle bağlantılı olan bilinç, dil ve başka unsurlar. Doğal varlık olmamız bizim işte içgüdülerimizi, eğilimleri, yaşamsal güçler çoğulluğumuzu, toplumsal durumumuzda da sürdürmemizi sağlayan şey. Ama bununla sınırlı kalmıyoruz. O yüzden mesela bir insan davranışı, insan faaliyeti ele alındığında bunu işte içgüdüsel bir yönelime bağlayarak açıklamak Lefebvre'e göre hiçbir şekilde ikna edici değil. Çünkü evet içgüdülerimiz var. Evet faaliyetlerimizden bir kısmını da belki bu açıklıyor ama mesela 19. yüzyıl sonunda pek çok irrasyonalist düşünürün, sosyoloğun yaptığı gibi işte toplumsal patlamaları, toplumsal krizleri sadece ve sadece insanın içgüdüleriyle, içgüdülerinin patlak vermesiyle açıklamak Lefebvre'e göre mesela anlaşılabilecek bir şey değil. Bunu da dikkate alarak, bunun da varlığını her zaman bir kenarda tutarak çok daha karmaşık bir toplumsal faktörler bütününde ele almamız gerekiyor bizim insan faaliyetini hakkını vererek ele almamız için. Bu başka bir kavram setinin anlaşılması için de önemli. İnsanın özne olması. Evet, insan bir özne. Bilen bir özne, başka varlıkları biliyor, nesneleştiriyor. Aynı zamanda o varlıkları işte belki bir şekilde dönüştürüyor. Bu anlamda da onları nesnesi haline getiriyor. Ama insan mutlak anlamda başka şeyleri nesneleştiren bir özne değil. Kendisinin de bir nesnelliği var. Ha, bu bir biyolojik nesnellik bir yandan. Onu bir kenara hiçbir zaman atamıyoruz ve zaten öznelliğimiz, işte bilişsel süreçlerimiz, her şeyimiz bu nesnellikten, biyolojik nesnellikten gelişiyor. Nesnel olarak organizmaya ve temel biyolojik bilince gömülü olan bir duyarlı özneden bahsetmiş Lefebvre 80. sayfada. Burada bahsetmemiş ama sonraki sayfalarda zaten sık sık karşımıza çıkacak. İnsanın bir de toplumsal nesnelliği var. Yani evet bilincimizi geliştiriyoruz. Evet bunun bir biyolojik zemini de var. Ama aynı zamanda bir de içinde bulunduğumuz bir toplum var ve bu toplumun da etkisiyle bir işte şeyimizi geliştiriyoruz, o öznelliğimizi geliştiriyoruz. Yani Marx hatırlarsanız sık sık alıntılanan 18 Brumaire'in başlarındaki sözü nedir? İnsan kendi tarihini kendi yapar, yani bir öznedir. Ama bunu işte keyfi bir şekilde yapmaz. Belirli, daha önce de verili koşullar altında yapar. Bu koşullar neler? Hani buna biyolojik koşulları da ekleyebilirsiniz. Ama Marx'ın burada özellikle bahsettiği daha önce verilmiş olan işte insani kararların toplamı olan, daha önce insanların kurduğu kurumların falan toplamı olan toplumsal nesnelliği de ekleyebilirsiniz. Hepsi birden aslında bize o insani faaliyeti veriyor. Burada aslında bir parantez açmak lazım. Çünkü bunlar bu dönemlerde çok aslında tartışılan konular. Pek bu literatüre bakılarak tartışılmıyor. Ama mesela günümüz siyaset teorisinde, toplum teorisinde, genel olarak felsefesinde işte kimlik konusu tartışılırken sanki salt bir öznel meseleymiş gibi tartışılabiliyor. İşte bir kişinin kimliği nasıl tespit edilir? Ancak ona sorarak tespit edebilirsiniz. Doğru, bunun şey bir boyutu var çünkü öznel bir mesele kimlik eninde sonunda. Ve o yüzden beyan eden kişinin bunu nasıl tanımladığı önemli. O kimliği kendisinin nasıl gördüğü ve kendisini o kimlikte nasıl geliştirdiği önemli. Ama şimdi o öznel kimliğin yine üzerine bina edildiği bir, o kimlikte tamamen özdeş olmayan bir biyolojik gerçeklik olduğu gibi bir toplumsal gerçeklik de var. O yüzden mesela bir bu kimlik beyanları konusunda tabii ki bizim o beyanı yapanın bir
tercihine saygı duymamız gerekiyor. Ama bu mesela özellikle o kimlik beyanının ardında yatan toplumsal gerçekliği gölgelerse bu durumda bir şey de ortaya çıkar. Nasıl diyeyim? Açı da ortaya çıkar. Bunu materyalist bir şekilde ele almak için o toplumsallığı da ele almamız bana kalırsa elzem. Çünkü işte bir kişinin kendisini mesela hangi şey örneği vereyim. Bir dönem çok tartışıldı. Kendisini Ermeni olarak tanımlayan işte kişiler. Hani bakıyorsunuz aslında toplumda çok bilinen, kabul edilen işte Ermeni cemaati mensubu tanımına uymuyorlar. Neden? İşte bir Müslüman Türk doğmuşlar, büyümüşler. Eğitimlerini tamamen yine işte şey toplumun geçtiği bir eğitim sisteminde almışlar. Ermeni azınlık okullarına gitmemişler. Ermenice'nin e'sini konuşmuyorlar. Hayatlarının bir döneminde Ermenice öğrenmiş şey ailelerinin işte 3-4 kuşak öncesinde Ermeni olduğunu öğrenmişler. Oradan işte sosyal medyada başka yerlerde kendilerini doğrudan Ermeni cemaatinin üyesi olarak tanımlıyorlar. Şimdi elbette bizim bu seçime saygı duymamız gerekiyor ama mesela bu cemaat içinde bir tartışmaya da yol açıyor benim dışarıdan gözlemleyebildiğim kadarıyla. İşte acaba bütün o biyolojik, efendim etnik açıdan, ırksal açıdan hepsini tırnak içinde kullanıyorum. Bu kişilerin Ermeni olması olmaması tartışmasını geçtik. Hayatlarında işte nesnel olarak aslında Ermeni cemaatine mensup olmanın getirdiği şeyleri yaşamışlar mı acaba kendileri? İşte toplumdan belli bir yaşa kadar dışlanmak, işte gavur diye yaftalanmak vesaire. Aslında çünkü Ermeniliğin kurucu unsurlarından biri, şey günümüzdeki Ermeni kimliğinin önemli unsurlarından biri de bu. Azınlık ve azınlığın dışlanması şeyi, olgusu. Bütün bunları deneyimlememiş bir kişinin bir işte kendini sadece ataları, kökenleri üzerinden bir Ermeni olarak beyan etmesi tartışmaya yol açabiliyor. Şimdi burada saygı duymamız lazım nokta demek yerine ya da sen zaten Ermeni değilsin nokta demek yerine bence tam da o aradaki diyalektik bütünlüğü dikkate alarak bir şey yapmamız gerekiyor, konuşmamız gerekiyor. Tabii dışarıdan konuşmak kolay ama yine dışarıdan gözlemleyebildiğim bir şey yaptım sadece. Tespiti yaptım. Aynı şey işte queer teori ve bununla bağlantılı olan pek çok tartışmayla alakalı da yine ele almak mümkün. Benim boyumu da araştırma alanımı da aşan konular. İnsan sadece doğaya ait bir varlık değildir demiş. Bir o kadar da insanidir. Tekrar söyleyecek zaten bunu. Doğaya ait bir varlık olan insan doğaya karşı çıkar, onunla mücadeleye girişir. İnsan doğa mücadelesi diye bir şey belki evet vardır pek çok tarihte de. İşte mitolojide bunun işlenmesini hatırlayın, efsanelerde işlenmesini hatırlayın. Ama hiçbir zaman unutmayalım, bir şekilde yine o doğaya aidiyetini ve doğayla olan temasını korumaya devam ediyor. Kapitalist dönemde de dahil olmak üzere. Yani günümüzde belki doğayla daha az bir temasımız var görünürde. Evet, ormana gitmeye bile lüksümüz yok. İşte onu geçtim, köşe başındaki parka gitmeye lüksümüz yok. O parkın da ne kadar doğal olup olmadığı tartışmalı, gayet insan eli değmiş bir alan. Ama biz farkında olmasak bile yine de her yanımız doğayla, doğadan elde ettiğimiz ürünlerle çevrili. İşte şu masa, işte bu plastik, bütün bunlar bir şekilde dolaylı bir yoldan geçmiş bile olsalar yine de o doğadan türetilmiş ürünler. Biz kendimiz de yine işte o biyolojimizde zaten doğanın parçasıyız. Şimdi bir de tabii yine parantez açmak lazım. Bazı yeni materyalizm yorumlarında, hani çünkü post-Marksist bir materyalist felsefe yapma çabası da vardır. Bu insanın doğallığı meselesi biraz uç noktalarına itilir. Bu sefer işte biz zaten biyolojik bir varlığız. Zaten ürettiklerimiz de eninde sonunda doğaya bağlanıyor dedikten sonra bizim aslında doğadan hiçbir farkımız yok. Biz zaten doğal varlıklarız ve yaptığımız her şey, irademiz, insanlığımız, kurumlarımız ve şeylerimiz, ürünlerimiz eninde sonunda doğal temelli olduğu için zaten doğaldır demek gibi bir şey de ortaya çıkabiliyor. Bu da bana yine başka bir türden indirgemecilik gibi geliyor. Yani daha
şey incelikli, önceki türden indirgemecilere göre burada parça bütün gerektiğini bence iyi kurmak gerekli. Çünkü bir parçanın bütünden geldiğini hatırlatmakla parça bütünden geliyor, o yüzden bütün parçadır demek farklı şeyler. Şimdi biz insan olarak bir büyük ailenin parçasıyız, burada Nazım aklıma geliyor. İşte Cogito Ergo'sun üzerine yazdığı şiir. İşte ne diyor? Lahana, veba, mikrobu, sen ve ben hepimiz bir büyük bütünün parçasıyız. Evet, ama öyleyiz diye işte insani özellikleri doğaya atfetmek ya da işte doğrudan hiç bunların farkında olmadığını söylemek de bence anlamlı değil. Çünkü evet, insanlar olarak bizim farklı ortaya koyduğumuz bir alan var. Bunu vurgulamanın önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü şimdiye kadar hep bu insan doğadan farklılaşır demenin bir şekilde insanı yüceltmek olduğu sonucuna varıldı. Bu açıdan da aslında belki doğru. Çünkü biz zaten doğal varlıklarız ve yaptığımız her şeyi bir doğal çerçeve içinde yapıyoruz demek, insanın yaptığı şeylerin, işte ortaya koyduğu ürünlerin, kurumların, davranış kalıplarının doğadaki süreçlerden farklarının özgürlüğünü ve tahrip etme potansiyelini azınlığına da gelebilir. Yani küçük bir teknik sorun oldu. Ayrı bir videodan devam ediyorum. İkisini birleştireceğim daha sonra. Şimdi bizim tamamen doğal bir varlık olmamız, tamamen işte biyolojik bir varlık olduğumuzu iddia etmemiz, yaptığımız hareketlerin, yaptığımız faaliyetlerin özgürlüğü ve bu arada tahrip etme potansiyelini azımsamamız anlamına da gelecektir diyordum. Bunu hep hatırlamamız lazım çünkü biz insanlar olarak bu kalıcı ürünler, kalıcı kurumlar ortaya koyma potansiyelimizle aslında diğer varlıklara karşı sorumlu varlıklarız. Çünkü kendi insani alanımızı oluşturuyor olmamız ve bunun diğer varlıklarınkinden daha kalıcı bir alan olması tam da işte bu tahrip etme potansiyelini iyi bir şekilde bize gösteriyor. Ve bizim bunu hatırlamamız gerekiyor ki canlı ya da cansız, işte organik ya da inorganik doğayla olan ilişkimizi daha farklı bir şekilde tekrar kuralım. Öbür türlü zaten ne eğlersek doğal bir şekilde eğiliyoruz. Bizim yaptıklarımızın da doğadan ayrışan bir yanı yok. Ne istersek onu yaparız gibi bir kolaycılığa varmamız da her zaman mümkün. Lefebvre bunları söylemiyor da ben bunlardan bunu, bütün bu insan doğa ilişkileri tartışmasından bunu çıkarmak bence gerekli. Evet. Şimdi biraz da aslında bu kısa bir alt bölüm var. Ona da bir girelim hazır vaktimiz varken. Ondan sonra bitiririz. 83. 86. sayfalar arasında ürünün analizi başlığı altında. Başka bir konuya geçiyor aslında yine bu insan-doğa ilişkileriyle bağlantılı. Çünkü insanın doğayı işlemesi ve az ya da çok kalıcı bir şey alan ortaya koyması, kurumlar ortaya koyması, ürünler ortaya koyması tabii üretim süreci ve tabii bu insan-doğa ilişkilerini ele alan bir materyalist ister istemez bu üretim konusunu önemli bir yere koyacaktır. Şimdi aslında belki şu parantezi de açmak gerekiyor. İnsanın temel özelliklerini, insanı doğadan ayrıştıran özellikleri ele almak için tarih boyunca iki farklı ama birbirleriyle bağlantılı yaklaşım geliştirilmiştir. Burada Georg Merkus isimli bir Macar düşünür var. Onun yaptığı bir ayrım özellikle. 1970'li yıllarda olması lazım. Merkus diye yazılıyor Merkus. Bir üretim paradigması ve bir dil paradigması. Yani insanı doğadan ayıran nedir, insanı diğer varlıklardan ayrı kılan nedir sorusuna en başta dille yanıt verenler vardır. İnsan diliyle, konuşmasıyla diğerlerinden ayrılır. Bir de insan üreten bir varlıktır, üretmesiyle diğerlerine ayrılır diyenler. Bunların kesiştiği yerler de vardır. Çünkü tabii iki tarafta dili de üretimi de tamamen azımsamayacak. Çünkü dil kullanan insan tabii üreten bir varlık. Üreten insan da dili kullanarak tabii bir üretim yapıyor. Bunu her zaman hatırlayacak düşünürler ama ekseni nereden doğru kurduğunuz aslında biraz da sizin çözümlemenizin şeyini de belirliyor. Diğer kavramlarını da belirliyor. Mesela
söylem merkezli açıklamalar topluma dair olan, hatırlayalım, işte aslında dil paradigmasının bir şeyi, uzantısı. Yani kurucu bir faaliyet olarak, insanın temel belirleyici faaliyeti olarak dil tarif ederseniz eğer, en insani faaliyeti yine bir dilsel faaliyet, bir söyleşi faaliyeti olarak tanımlamanız kolaylaşır. Bunun pek çok farklı düşünürde örneklerini görebilirsiniz. Heidegger'den Arendt'e, işte Foucault'dan başka yazarlara kadar aslında bu söylem, dil, bunların merkeziliği üzerinden kurarlar toplum analizlerini, insan analizlerini, başka şeylerini. Üretim yok değildir onların eserlerinde. Arendt'in insanlık durumu aklıma geliyor. İşte üretim konusunda çok çeşitli boyutlarıyla değinir mesela Arendt, ama ister istemez en insani faaliyet Arendt'in eylem dediği o birlikte söyleme ve eyleme şeyidir, kapasitesidir. Üretimi merkeze alan mesela Marx gibi yazarlara, Marksist yazarlara baktığımızda onlar da dili azımsamazlar. Çünkü bu üretim sürecinde eninde sonunda dil ortaya çıkacaktır, kavramlar ortaya çıkacaktır. Ama toplumun kurucu unsuru olmayacaktır mesela dil. Temel yapı unsurlarından biri belki olacaktır. Ama zemininde yine işte bu üretim sürecine ihtiyaç duyan bir şey olarak, unsur olarak dili inceleyecekler. Burada da onun iyi bir örneklerinden, iyi bir örneğini görüyoruz aslında Lefebvre'in bu 3-4 sayfalık analizinde. Ürün analizi başlıklı bir şey bu. Yani üretim onun sonucu. Bence burada Lefebvre'in gayet eleştirilmesi gereken bazı tespitleri de var. Çünkü ürün kavramını biraz fazla genel kullanıyor. Çünkü herhangi bir üründe derken verdiği örneklere bakalım. Bu masa. Masa görünce de hep gülümsüyorum çünkü biraz bu felsefe metinlerinde, işte felsefe derslerinde, düşünce tarihi derslerinde ilk, tabii ders verenin ya da yazanın karşısındaki ilk mobilya olduğu için herhalde, ya da ilk nesne olduğu için hep şu masa diye başlanır söze. Bazen kalem, başka şeyler. O Lefer de herhalde karşısında masayı görmüştü, onu şey yapmış, ondan sonra çekiş aklına gelmiş. Bu masa, şu çekiş, tamam, bunlar ürün. İnsan olarak biz bunları ürettik. Nesne aynı zamanda işte doğadan türettiğimiz nesneler, kendi öznelliğimizi onlara koymuşuz. Ondan sonra bahçedeki o ağaç demiş. Şimdi bu bir ürün mü tartışılır. Yani bahçe dediği için belki, yani biz o ağacı ektik. Ama şimdi doğruya doğru bu bizim yarattığımız bir işte şey mi acaba? Ürün mü acaba, yoksa doğal bir varlık mı? Bu tartışılması gereken bir şey. Lefebvre bana kalırsa burada bu aradaki ayrımı çok net kurmamış. Yani belki bir kriter koysaydı, işte bahçedeki ağaçla mesela bir vahşi ormandaki ağaç arasında bir ayrım yapsaydı bunu da anlayabilirdik. Onu yapmıyor. Yer yer işte insan yapımı olan ürünle insan yapımı olmayan doğal varlıklar arasında bir, yani genel nesne kavramı arasında bir geçişkenlik de kuruyor. Bu mesela Lefebvre'in genel metodolojisiyle bence çelişen de bir şey, yaklaşım. Neyse, bu yer yer belki buna tekrardan bir bakarız. Çünkü bu konu üzerine değil de başka bir mesele üzerine duruyor. Kelime ve kavramlarla biz nesneleri sabitliyoruz. Onu doğadan ayırıp hareketsiz kalıyoruz. Yani ilk bölümde uzun uzun anlattığı şeyleri burada tekrardan bir özetlemiş. Çünkü nesneler var ve bizim o nesnelere koyduğumuz adlar var, kelimeler var, kavramlar var. Ve bunu yaparak biz doğadan ayırıp hareketsizmiş gibi addediyoruz onları. Aslında gayet hareketli unsurları ne yapıyoruz? Soyutluyoruz. Yine de bizim soyutlama yapmamız, bu ürünleri demeyeceğim bu tartışmaya girmemek için, bu nesneleri doğanın nesnesi olmaktan çıkarmaz ve hareketli şeyler olmaktan da çıkarmaz. Yani biz şu masaya masa diyoruz, başka masalarla da benzer özellikleri paylaşıyorlar. Soyutlamış oluyoruz bir takım şeyleri ya da işte benzer özellikleri taşıyan bazı şeylere yine önce gözlemleyerek, daha sonra işte biyolojik bir takım şeyler yaparak, işte tahliller yaparak bazılarına ağaç diyoruz, bazılarına işte bitki diyoruz, bazılarına şey diyoruz, işte kedi köpek diyoruz. Ama bunlar doğanın nesnesi olan şeyleri bizim zihnimizde sınıflama çabaları. Şimdi burada dolayısıyla o kelimeleri, kavramları gerekli ama çok da belki yüceltilmemesi gereken şeyler olarak bize anlatıyor Lefebvre. Yine bir işte metafizik ontolojilerle bir tartışma olduğunu söyleyebiliriz bunun. Çünkü
Hani Aristoteles, İbn Sina, daha sonra işte skolastik metafizik, onun işte aydınlanma çağındaki şeylerine baktığımızda, yansımalarına baktığımızda hep benzer şeyler görürüz. İşte biz eğer bir şeylere bakıp ortak kavramlar türetebiliyorsak, demek ki bu kavramların bir gerçekliği var ve hatta maddi gerçekliğin o çeşitliliğinin temelinde, kökeninde bir kavramsal gerçeklik yatıyor ve o maddi gerçeklikten daha yüce bir kavram yatıyor gibi bir sonuca varılır. Platon'un idealar teorisi de aslında budur. Aristoteles'in yine kavramlar teorisi, kategoriler şeyiyle buna yaklaşabilir. Lefebvre'ın burada söylediği bir hiç sabit olmayan bir doğa var. Bu doğanın işte şeyleri var, unsurları var. Bizler bu nesnellikteki bazı benzerliklerden, şeylerden hareketle kategoriler, kavramlar ortaya koyuyoruz. Onları sabitliyoruz. Ama bu sabitlediğimiz kavramlara gereğinden fazla bir anlam atfedersek, o zaman onları bu var olan gerçekliğin kökeninde olan şeyler olarak gösterebiliriz. Dikkat edin. Burada bir sofizme düşmüyor aslında. Yani gerçeklik çok parçalı. İşte hani o hep şey örneği anlatılır. Fili keşfetmeye çalışan kör insanlar, değil mi? Görme engeller diyelim. İşte her biri farklı bir organı keşfedip ondan sonra fil hakkında farklı çıkarımlarda bulunuyor. İşte kuyruğuyla karşılaşan bu ince uzun bir şeydir diyor. Diğeri işte kalın ağaç gibi bir şeydir diyor. O yüzden de file ad koyamayacak duruma geliyoruz. Halbuki biz işte bu görme engelliliğe mahkum değiliz. Oradaki öyküye şey yaparak, yani bütüne dair bir şeyler söyleyebiliriz. Baştan beri söylediği oydu. Hani kısıtlarımızın farkında olarak. O yüzden kategori kavram üretmeye devam edeceğiz ama bunları sabit, değişmez, hele hele işte somut gerçekliğin temelinde olan bir şeyler olarak anlatmayacağız. Yani kavramı ortaya koyuyoruz çünkü bunun bir nesnel zemini var. İşte analojilerden veya analizlerden hareketle, bilimsel gözlemlerden veya başka şeylerden hareketle o kavramları, kategorileri koyuyoruz. Bunların eksik ya da yanlış olması imkanı her zaman var. Tamam, ama o zamana kadar bir kavramsallaştırma yapabiliriz. Ya, soyutlamaları yapan hep biziz. Sürekli bu kitap boyunca aslında hep bunu hatırlattı bize. Ve bu insanın nesnelerine, insani faaliyetin nesnelerine baktığımızda her seferinde şunu görüyoruz. Bir yandan bir nesnel boyutu var bunların ama bir de biz özneler olarak, insanlar olarak bu nesnelliğe bir şeyler eklemişiz, onu dönüştürmüşüz. Her seferinde ürünlere baktığımızda da bunu hatırlamamız gerekiyor. Nesne ile özne aslında bu ürünlerde bir araya geliyorlar. Ürünü burada dar anlamda, yani bence Lefebvre'in de kullanması gereken anlamda kullanıyorum. Bir masada, bir kalem veya işte bir su şişesi anlamında. Bunlar evet nesnelliği olan cansız varlıklar ama bir şekilde bir birikmiş öznellik de var bu varlıklarda. Bunu işte üreten işçilerin iradesinden, bilincinden tutun da tasarlayan kişinin yine iradesine, bilincine, tasarımına. Bu masa diye bir işte işlevi olan bir şeyin, mobilyanın ortaya çıkmasına neden olan tarihsel süreç ve o sürece dahil olan hiç tanımadığımız insanların varlığından tutun pek çok şey var. O yüzden bütün bu insan ürünü olan şeylerde hep o nesnellikle öznellik bir araya geliyor. Bu öznellik de tek tek üreten kişilerin öznelliğinin de ötesinde bütün insanlığın bir öznelliği de olabiliyor aslında. Ha, bir yandan da şunu düşünmek lazım. Doğada hiç bizim öznelliğimizle şekillenmemiş olan bazı şeyler de var. Yani biz belki bakıp onları gözlemliyoruz ama öznelliğimizi onlara katmamışız. Hep onu da belki değerlendirmek lazım. O yüzden buradaki bu karmaşık ontolojide belki birkaç şey ortaya çıkıyor. Bir insani alan var, doğal alan var. Bunların kesiştiği yerler de var. Bizim yarattığımız, yaptığımız ürünler. Ama doğal varlık olup da insanın hiç değmediği çok geniş bir alan da var. Doğal varlığın içinde işte magma da var, ne bileyim dünyanın çekirdeği de var. Okyanusta hiç işte insan çöpüyle kirlenmemiş bir su zerreciği de var. Daha da genelleştirelim, ne bileyim koskoca bir uzay var. O yüzden yani hepsi birden bir insan nesnelliğini ve öznelliğini, pardon, insan öznelliğini ve nesnelliği beraber taşır demek çok doğru değil bence. Burada bizim ürettiğimiz ürünlerle bence sınırlamak lazım buradaki tespitleri.
Buradan bir determinizm tartışmasına geçiyor. Bu konu zaten daha sonra uzun uzun tartışacağı için şimdi girmiyorum, zaten çok konuya değindik bugün. Ve bu ürünle ilgili tartışmalarda da bunu çeşitli başka boyutlarıyla ele alıyor. Sonlarda da aslında önceki bölümlerde değindiği bazı konulara tekrar bir değinmiş. Bizim bu faaliyetleri işte bilinçli bir şekilde yapmamız ve ürünlerimizi bilinçle üretmemiz, nesnelere de kendi öznelliğimizi katmamız bazen o öznelliğin bizden bağımsız bir şekilde var olduğu yanılgısına düşmemize neden olur. Yani sanki bilinç bir yerlerde vardır, biz o bilinçle bir şekilde temas ederiz. Bu bilinç bazen tanrılardır, bazen doğa güçleridir. Bazen bir ilhamdır. Benzer şeylerdir. Bunun bir tehlikesine dikkat çekip bu ürün bölümünü bitiriyor. Çünkü ürün eninde sonunda bizlerin yaptığı bir şey ama süreç içinde ortaya çıkıyor bizim bu nesnelliğimizde. Yani bir tasarımcının bir şeyi tasarlaması, bir sanatçının bir sanat eserini yapması, bir yazılımcının işte yazılımını yazması. Basit bir şekilde baktığımızda nedir? İşte bilişsel bir unsuru nesneye uyguluyor bütün bu insanlar. Tasarlayarak, işte sanat yaparak veya işte yazılım yazarak veya bir masa üreterek, ne bileyim. Önceden var olan bir yeteneğin dışa vurumuymuş gibi görüyoruz. İşte içinde o yetenek var veya işte o zihninden kopan bir tasarımda sanki bunu yapıyor. Ama unutuyoruz ki bütün bunlar bir süreç içinde oluştu. O kişi bunu öğrendi. Yani belki evet bir yatkınlığı vardı fiziksel olarak da. O yatkınlığı geliştirdi. Renkler hakkında bilgi sahibi olmaktan tutun da işte şeye kadar, teknikler hakkında bilgi sahibi olmak üzere kadar pek çok şeyi aldı. O yüzden o bilinç, işte bilişsel bir şeylerin o ürüne, nesneye yansıtılması dediğimiz şeyler de her seferinde bir sürecin sonucu. O yüzden bilinci de bir sabitlemek ve nesnenin üstüne çıkarmak bu açıdan da yanlış ve her yaratı sürecinde, tasarım olabilir, bu bir kitap yazmak olabilir, başka bir şey olabilir. Bu süreç boyutunu da hep dikkate almamız gerekiyor. Evet, kısa ama gayet yoğun birkaç sayfayı bugün ele almış olduk. İlginize çok teşekkür ediyorum ve önümüzdeki haftaya devam etmek üzere diyorum. 86. sayfadan önümüzdeki hafta devam edeceğiz.